Şimdi size göre Fethullah cemaati okullara sızmış, hastanelere sızmış, GATA'ya sızmış, askeri liselere sızmış, harp okullarına sızmış, nereye sızamamış? İmam hatiplere sızamamış. Darbe girişiminde bulunan bu cemaat size göre kozmik odaya sızmış, telefonlara sızmış, TÜBİTAK'a sızmış, hatta Rus uçağını düşüren F-16'ya bile sızmış ama 14 seneden beri size seçim kazandıran Seç size sızamamış. Görevden uzaklaştırmalara bakarsak, İçişleri Bakanlığı'na sızmış, Ulaştırma Bakanlığı'na sızmış, Milli Eğitim Bakanlığı'na sızmış ama o bakanlar hala orada oturduğuna göre demek ki siyasilere sızamamış. Bu örgüt basın yayın organlarına sızmış. Örneğin dün öğrendik, Cumhuriyet Gazetesi'ne sızmış. Defalarca cemaat tarafından mahkemeye verilmiş Sözcü Gazetesi'ne sızmış. Radyolara, televizyonlara sızmış. Ama bu nasıl iş? Kendine metiyeler düzen havuz medyasına sızamamış. Bu ne hınzır bir dinci örgüttür ki Komünist Partisi'ne sızmış, CHP'ye sızmış, HDP'ye sızmış, MHP'ye sızmış, sızamadığı tek parti AK Parti. Vallahi pes billahi pes. Yani bu kadarı şeytanın bile aklına gelmez. Ya biz milleti aptal mı zannediyoruz? 17-25 Aralık'a kadar bunlarla ne kadar yakın olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Ruh ikiziydiniz, aynı menzile giden kardeşlerdiniz. Bunu ben söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Darbe komisyonunda dinledik. 17 Aralık'tan sonra Fethullah Gülen'e kim elçi gönderdi? Kim savaş baltalarını gömelim dedi? Eğer o gün bir anlaşma sağlansaydı 25 Aralık olacak mıydı? Fethullah cemaati, yani 17 Aralık'tan önce hepinizin ayrı ayrı övgü düzdüğü hoca efendiniz yine terörist olacak mıydı? CHP'li 14 milletvekilinin mi Fethullah Gülen'le fotoğrafı var? Benim genel başkanımın kardeşi mi darbeci general? Ankara'yı parsel parsel satan belediye başkanı CHP'li mi? Daha dün Fethullah Gülen cemaati olmaktan gözaltına alınan, bugün tutukluluğa sevk edilen Bucak belediye başkanı CHP'li mi? Benim genel başkanım mı asrın kumpas davaları için ben bu davanın savcısıyım dedi. Sizin milletvekilleriniz mi Fethullah Gülen ve cemaat tarafından zindanlara atıldı, hapishanelerde çürütüldü? Sınav soruları çalınarak devlete yerleştirilen memurlar CHP'li mi? Bankasya'nın açılış kurdelesini benim genel başkanım mı kesti? Ya da Pensilvanya'ya seslenip bitsin bu hasret diyen kimdi? Arkadaşlar ne olur aklımızda dalga geçmeyi bırakın. Tamam, bir felaket atlattık. Bu darbe başarılı olsaydı şimdi bu kürsüde darbeciler oturuyor olacaktı. Biz hapishanelerdeydik. Darbe başarısız oldu. Şimdi hapishanelerde olan onlar. Metiyeler düzdünüz, palazlandırdınız, her istediklerini verdiğiniz cemaat eğer muvaffak olsaydı sizinle birlikte bizi de yok edecekti. Laik cumhuriyetin yerinde yerler esiyor olacaktı. Ne olur hatalarınızı kabul edin. Hatasını görmeyen doğruyu bulamaz. Şimdi Fethullah cemaatinden boşalan yerleri başka cemaatlere teslim etmeyin. Biz hem F tipine, hem M tipine, hem S tipine, yani tipi ne olursa olsun her türlü tarikate ve cemaate dün de karşıydık, bugün de karşıyız, yarın da karşı olacağız. Ama siz örneğin Fethullah cemaatiyle dün beraberdiniz, bugün karşısınız, yarın ne olacağını inanın ben de bilmiyorum. Şimdi gelelim olayın başka bir tarafına. Sayın Cumhurbaşkanımız, hatırlarsınız bu menfur darbeyi Allah'ın bir lütfu olarak nitelendirmişti. Yenilerde de Sayın Başbakan, başkanlığın kapısı 15 Temmuz gecesi açılmıştır buyurdular. Ya bu darbe parlamenter demokrasiye karşı yapılmadı mı? O gece milletvekillerimiz de içerideyken bu darbeciler bu gazi meclisi bombalamadı mı? Nasıl oluyor da parlamenter demokrasinin karşıtı olan başkanlık sisteminin yolu, kapısı 15 Temmuz gecesi açılmış oluyor? 15 Temmuz gecesi darbe üzerine kaleme alınan ve Sayın Meclis Başkanı ile beraber dört partinin liderinin imzaladığı bildiride aynen okuyorum. Unutulmamalıdır ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı yöneten
Türkiye demokrasiye geçişini gerçekleştiren demokratik parlamenter sistemi yıllar içinde geliştirmiş, bir milleti yokluk ve yoksulluktan alıp muasır medeniyet seviyesine çıkarmanın mücadelesini vermiş bir meclistir diyor. Sonra da diyor ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin demokrasiye sarsılmaz inancını yansıtmayı sürdürecektir. Milletin meclisi ve milletvekilleri, milletin emanetini yere düşürmemiştir ve düşürmeyecektir. Bu bildirinin altında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Başbakan'ın Sayın Binali Yıldırım'ın da imzası var. Şimdi size soruyorum, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Hem bu bildirinin altında imzan olacak, hem de başkanlığın kapısı 15 Temmuz gecesi açılmıştır diyeceksiniz. Vallahi benim aklım bunu almıyor. Sevgili arkadaşlar, defalarca dile getirdik. Cumhuriyet Halk Partisi her türlü darbeye karşı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi darbe fırsatçılığına da karşı. Biraz önce değindim. Fırsatçılıkta pek mahirsiniz. Darbeyi fırsat bilip olağanüstü hal ilan ettiniz. Ve kanun hükmünde kararnamelerle darbe ile alakası olmayan bir sürü kanun değiştirdiniz. KYK fırsatçılığı yaparak her fırsatta milli irade, milli irade diyerek övgüler düzünüz, milletin iradesine saygısızlık yapmıyor musunuz? Bunların, bu kanunların mecliste görüşülmesi gerekmiyor mu? Ya da KYK'larla açığa aldığınız, işten attığınız, FETÖ'cü cemaatle hiçbir alakasını olmadığını sizin de bildiğiniz, tek suçları AKP'li olmamak olan binlerce KYK mağduru da bu anlayıştan kaynaklanmıyor mu? Yoksa Anayasa Mahkemesi zaten bizde. CHP istediği kadar başvuruda bulunsun, biz meclisi devre dışı bırakırız, canımızın istediği gibi at koştururuz düşüncesinde misiniz? Sorduğuma bakmayın, elbette cevabı biliyorum. Bu düşüncedesiniz. Şimdi sizin darbeden önce ya da 17-25 Aralık'tan önce övgüler düzdünüz, şimdi de amansızca üzerine gittiniz Fethullah Cemaati ile ilişkinizi görünce aklıma eski Türk filmlerinden bir sahne geliyor. Nikah masası, nikah memuru, gelin, damat, tam nikah kıyılacak. Kalabalıktan biri çıkar ve der ki, durun, siz kardeşsiniz. Yahu ne yapıyorsunuz? Durun, siz kardeşsiniz. Teşekkür ederim.